Merhabalar Yüksel Bey, nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Hoş geldiniz bu arada. Bizler de iyiyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Hoş bulduk. Sizler de programımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ve evet, Yüksel Usta'yı tanımakla başlayalım o zaman röportajımıza. Bu sektöre girişiniz nasıl oldu? Deneyimleriniz kaç yıla dayanıyor? Sizlerden dinleyelim hikayenizi. Hikayem aslında çok uzun değil yani. Aileden, büyüklerden gelen bir meslek bu. 20 yıldır bu işin içindeyim. 36-37 yaşımıza geldik. Yani 15 yaşımızdan beri bu işi yapıyoruz. Nasıl başladınız peki ilk yıllarda? Ya, dediğim gibi aile içinde olduğu için ister istemez ailenin yanında bakarak, görerek başlıyor. Aile de börekçi miydi? Aile tabii, bizim yani memlekette köyümüzün yarısı börekçi zaten. Kastamonlusunuz bu arada. Tabii Kastamonluyuz. Akrabalarımızın hepsi börekçi. Amca çocukları börekçi. Yani İster istemez yanlarına gidip hani bir heves, merakla başlıyor. İşimi seviyorum yani, işimden memnunum ben. Evet. 20 yıldır da ekmeğimizi bu işten çıkarıyoruz. Çoluğumuzu, çocuğumuzu. Çok şükür kazandık da. Yani 20 sene önce Çerkezköy'e geldiğimizde ceketimizle geldik. Evet. Şimdi elhamdülillah bir yerlere geldik yani. Çok şükür kimseye muhtaç olmadık. Şu an Kapaklı'dayız. Şu an Kapaklı'da 8 yıldır burada hizmet veriyoruz. Bu dükkanı açtığımızda küçük bir yerle başlamıştık. Şu an büyüttük burayı. Aile salonumuzu da açtık. Yani potansiyel arttıkça, müşteri potansiyeli çoğaldıkça bize yetersiz gelmeye başladı yerimiz. Yani insanlara daha rahat hizmet verebilmek için dükkanı genişlettik, büyüttük. Çok şükür insanlar da bizden memnun. Biz de onlardan memnunuz. Allah razı olsun. Yani biz başladığımız günden beri çok şükür müşterilerimiz bizi sonuna kadar tercih ettiler, bırakmadılar yani. Çok güzel. Kaç yıldır Kapaklı'dayız bu arada? Yani 8 yıldır burada İşletmem açık. 8 yıl oldu burada hizmet vermekteyiz. Evet. Kendim Tekirdağ Çerkezköy'de oturuyorum. Çerkezköy'de ikamet ediyorum ben. 20 yıldır oradayım. Yani çevre olarak da bayağı bir potansiyelimiz vardır. Tanırız yani birçok çevre. Böreğimiz seviliyor diyorsunuz. Böreğimizden memnun. Yiyenler siz de yediniz. Aynen öyle. Kahvaltıyı burada yaptınız. Çok lezzetli gerçekten. Yani kalitemizde ödün vermemeye çalışıyoruz. İşin içinde olduğumuz için illa tabii kötü malzeme yoktur ama belki iyi yapılmadan olan bir malzeme çıkar ortaya, ama biraz özen verdikten sonra her malzemeden güzel bir ürün çıkabilir ortaya. Evet, imalathanemiz burada bu arada. Tabii imalathanemiz burada, kendimiz yapıyoruz. Gece yaralarında başlıyoruz. Gece 2'de geliyoruz, gündüz 1, 2, 3'e kadar işin durumuna kadar buradayız yani. Evet. Neler hazırlıyoruz peki? Önümüzde de yine birkaç lezzetimiz var. Biz burada kol böreği diyoruz. Kastamonu'nun meşhur kol böreği. Kıymalı peyniri, patatesli, ıspanaklı olarak 4 çeşit yapıyoruz. Sade böreğimiz var. İstanbul tarafı Kürt böreği diye söylenir bunlar. Evet. Biz sade olarak söylüyoruz. Burada Trakya bunu daha çok sade olarak biliyor. Pudra şekerle yeniyor. Poğaça çeşitlerimiz var. Açma çeşitlerimiz var. Simit. Sabahları sıcak süt, sıcak çay. Yani bizim burada işimizin sabah işçiyle olduğu için gün içinde fazla potansiyelimiz olmuyor. Bizim işimiz burada sabah işe gidenlerle, işe gidenler ve gelenlerle. Onlar da yetiyor çok şükür elhamdülillah bize. Öğleden sonra da bitiyor. Tabii, öğleden sonra da istirahatımıza bakıyoruz. Evet, Kastamonu kol böreği dedik. O zaman kol böreğini sizden diyelim. Nedir bu lezzetin sırrı? Yani lezzetin sırrı söylediğim gibi ya, malzemeyi yerinde orantılı kullanmak. Biraz da ustalık gerektiriyor tabii. El açmışsın yani, bu arada. Tabii elle yapılıyor. Oklava yok bizde. Yani eğer olmuş olsaydı gece filan çekimde görürdük ama şu an inşallah başka zaman kısmetse. İnşallah. Açılışta da börek açarken de çağırırız, bir gün çekersiniz. Tabii ki olur. Ne zaman açılış bu arada? Belli olmuyor. Börek açılışı gece yapıyoruz genelde, börek açma işini. O açılıştan bahsediyoruz. Aynen. Tamam, dükkan anladım. Açılışı değil. Dükkanımız 8 yıl önce açıldı. Peki biraz sektördeki farkınızdan bahsedersek neler söyleyeceksiniz bizlere? Ya sektördeki farkım... Şimdi diğer esnaf arkadaşları kötülemek değil yani. Herkes ustalığını konuşturuyor. Müşteri memnuniyet diyelim. Müşteri tercih ediyor. Müşterinin damak zevkine kalmış bir şey. Tercih meselesi. Çok şükür biz de elimizden geldiğince malı en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Müşterilerimizden biz de memnun. Biz de onlardan memnunuz. Yani kaliteyi müşteri tercih ediyor. Yani, bu arada böreklerimiz çok hafif, mide yakmıyor. Tabii yağı, yani elimizden geldiğince biz iyi malzemeyi kullanmaya çalışıyoruz. Yani kötü malzeme, ucuz malzemeye kaçmıyoruz. Nerede güzel, temiz, kalite olan varsa onu almaya çalışıyoruz elimizden geldiği sürece. Evet, iyi ürünleri tabii el lezzetiyle de birleştirdiğin zaman güzel. Tabii yani biraz da ustalık gerektiriyor bu malzemeyi kullanmak için. Yani illa
en birinci kaliteden iyi mal çıkacak diye bir şey yok. Usta ustalığını beceremezse iyi malzemeden de kötü bir börek çıkabilir ortaya ama biraz da ustalığın işi yani. Hepsi günlük değil mi burada? Tabii ki günlük taze yapılıyor. Taze. Günlük yapılıyor. Her gece saat 2'de geliyoruz işimizin başına. Gün içinde hazırlanıyor. Hamurlarımızın bir kısmını gün içinden hazırlıyoruz. Hani gece bina üzerinde oturanlar olduğu için bizde makineler çalışıyor. Hı hı. Kimseye rahatsızlık vermemek için makineyle yapacağımız birçok işlemleri gündüze çektik. Gündüz soğuk hava depolarını atıyoruz. Soğuk hava deposunda gece geldiğimizde tekrar yarım kalan işlerimiz devam ediyoruz. Evet. Burada gün içerisinde de taze taze pişip sıcak sıcak tabii yine servis ediliyor. Tabii ki. Ay şimdi mesela bu saatte böreklerimiz bitti bizim artık. Aynen saat. Öyle. Börekler bitti. Daha saat kaç bakıyoruz? Saat daha 10. Bitmiş. Peki ilerleyen günlerde farklı şubeler, farklı projeler düşünüyor musunuz? Ya ben şube açsam açarım. Onda sıkıntı yok. Hı hı. Ama şubede kendin takip edemedikten sonra diğerlerini de kaybedersin. Kesinlikle. Onun için diyorum ki hani bir tane olsun, temiz olsun yetiyor çok şükür. Başka başınıza dert açmaya gerek yok yani. Şube açtığım zaman bu işi kendim yapamayacağım. Ben çünkü kendi işimi kendim yapmayı seviyorum. Hı-hı. Hani şu ürünü kendim hazırlamayı daha çok seviyorum. Ama bu sefer şimdi 10 tane yerim olsa bu işin içinde ben duramayacağım. Ancak koşturacağım peşinde. Bu sefer damak zevki değişecek. Evet. İyi bir lezzet sunmak adına tabii, tek yani, yerde. Amacım isim ya da çok para kazanmak değil. Hı hı. Amacım insanlara yapmış olduğum ürünü beğendirebilmek, memnun edebilmek. Kesinlikle. Müşteri memnuniyeti önemli. Çok şükür burada. Müşteri memnun olsun da yani bizi bilen biliyor. Benim şu an mesela buraya 20 kilometre uzaktan böreğimi almaya gelenlerim var yani. Kesinlikle. Çünkü çok lezzetli gerçekten. Afiyet olsun. Zaten gıda konusunda, yiyecek konusunda da sevilen bir şeyse inanın kilometre tabii ki yani bizim geliyorlar o zaman. Evet zevkine. Bizim gelenler var yani. Peki izleyicilerimize ve buraya yol düşenlere neler söyleyeceksiniz Yüksel Bey? Efendim? İzleyicilerimize ve buraya yol düşenlere neler söyleyeceksiniz? Ya tabii ki Kapaklı'ya geldiklerinde kısmet böreği uğramadan geçmesinler. İlla ki evet. Böreğimizi yesinler yani bekleriz. Kesinlikle. Taze taze. Tabii. Sevilen birçok çeşit. Gelsinler yine. Çayımızı içsinler. Böreğimiz yoksa çay ısmarlarız. Biraz acele etmek lazım börekler için. Sabah erkenden tabii, bitiyor. Evet. Bunu da davette çıkarmış olduğumuza göre izleyicilerimize teşekkür ediyoruz sizlere. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Yüksel Bey, bir başka programda görüşmek üzere diyelim. Teşekkürler. Sağ olun.